ah çok güzel New York'a bakın falan diye düşünürüm. Bakın yalnız direkt size anlatmam adına geçmişim o zaman. ama iğrenç yani ve her müzikale gittiğimde yani Broadway'deki bütün oyunlar buranın çevresinde olduğu için illa buradan geçmek gerekiyor. Mesela arkadan dolanayım diyorum yine buradan geçmem gerekiyor falan. Resmen iğrenç çünkü dünyanın en kalabalık yeri ve çok kötü kokuyor. Ve her yer aşırı kalabalık olduğu için yani turistler iğrenç demeyeceğim çünkü ben de bir turistim onu deme hakkını kendimde bulmuyorum. Ama hani böyle yürüyorsunuz ve hani birisi bir şey yapmasın diye, bir şeyinizi çalmasın diye çaba harcıyorsunuz. Her yerde böyle kostüm giymiş insanlar var, onlarla fotoğraf çektirme, onlara para harcayın diye. Ve eminim deli gibi para istiyorlardır. Ama müzikal inanılmazdı. Ben zaten çizgi filmi çok yakın zamanda izlediğim için hikayeye çok hakimdim. Ve çok, ya yine ağladım hüngür hüngür ama yani değişik bir şey değil bu. Işık güzel bir şey. Bu kıyafetler falan, prenses kostümü inanılmaz özendim. Resmen hani o kostümü giyip dans etmek istedim. Çok iyiydi. Burada hayat çok farklı ya. Her şeyi iyi anlamda söylemiyorum tabii yani. Eksileri var, artıları var. Herkesin yaşayabileceği bir yer hiç değil bu arada yani. Ve benim sandığımdan çok farklı. Gelmeden önce sandığımdan çok farklı. En büyük korkum böyle şeyler işte. Böyle filmler yapmayın. Zaten kötü oluyorlar. Geldim, kimse yurtta yok. Şimdi yolda canım deli gibi çikolata çekti. Dedim ki şu an ne istiyorum biliyor musun falan? Sufle dedim. Ay sufle diyorum, fondü dedim. Sonra dedim ki bu saatte nereden bulacaksın? Çünkü hani bu saatte her yer kapanıyor. Saat 10.45. Yani her yer değil ama birçok yer kapanıyor. Anlamadığım bir şekilde. Tabii ki böyle lüks restoranlar falan açık ama. Canım çikolata çekti ve şu anda kendime sıcak çikolata yapacağım. Noodle sandığım diğer şeylere yanarım. Daha önce noodle yememişim. Biraz yanıyorum çünkü acısını söyledim. Ama mis gibi ya. Of, çok özleyeceğim bunu. Park falan ve Luna Park'ta böyle hani illa çılgınca şeyler yapmak istemiyorsanız ben. Yani beni zorlayan birisi olunca yapıyorum ama onun dışında yapmıyorum pek. Böyle atıyorum şey var böyle hani kafalar çıkıyor onlara vuruyorsun falan öyle oyunlar var. Ama mesela ödülleri çok güzeldi. En son koydum. Bir daha burada gösteriyorum şu anda. Onu oynamak istedim ama mesela 5 kişi oynuyorsun. Birinci olan ödülü oluyor falan. Benim de kimsem yok. O yüzden böyle salak salak tek başıma dolaşıyorum sadece. Birazdan gideceğim, bir içte yatacağım. Yani burada. Kitap okuyacağım. Keyfimi yapacağım yani.
tekrar bir durum raporu. Tabii ki müthiş bir beach değil. Hani buraya gelip keyif yapmak çok da böyle çoğu insanın seveceği bir şey değil. Çünkü aşırı kalabalık. Deniz çok iyi değil. Okyanus. Her neyse. Çok iyi değil yani böyle. Hem çok soğuk hem de biraz şey koyu yani rengi. Öyle diyeyim. Bana nedense öyle olunca pis gibi geliyor. Ya da işte sevmiyorum zaten. Korkuyorum da. Şimdi böyle kendime bir havlumu serdim. Kitap okuyacağım. Keyif yapacağım. Güzel bir gün oldu. Kesinlikle bir daha gelmek istiyorum. Yuh! Bunun içinden bu çıktı. Üstümdeki nasıl değişti merak ediyorsunuz. Bugün gelmeden önce Urban Outfitters'a gidip bir tane aldığım sporcu sütyeninin diğer renklerini de aldım. Sonra buraya gelince aklıma geldi. Aa! En azından bikiniye daha yakın bir şey ve daha hani yanarsam daha çok yerim yanar diye bunu giydim. Çok güzeldi. Ama başına yapılacak şey biraz kısıttı. Her şeyini bırakıp şey yapmış, direkt denize girmeye cesaret eden de var. Artık deniz diyeceğim yeter. Sanki daha önce demiyormuş. Ama çok güzel değil mi? Böyle de göstereyim. Şey, metro ve dönüş. Sonra üstünü değiştirme ve tiyatro. Çok heyecanlıyım çünkü bu oyun için çok güzel şeyler söylüyorlar. İlk defa bir tiyatro oyununa geç kalma tehlikesi yaşıyorum. Yani şu an metroya hızla yürümeye çalışıyorum. Yani geç kalacak gibi değilim şu an ama ucu ucuna. Çünkü Konya'dan döndüm, eve gittim. Evde biraz böyle telefonuma bakarken bir baktım vakit hızlıca geçmiş. Şimdi hemen depar halinde metroya gidiliyor. Bir de hani yakın değil. Aslında bir bakıma o iyi çünkü yürürken vakit hızlı geçebiliyor yani. Yavaş yürüyebiliyorsun yanlışlıkla. Şu an metroya bineceğim. Diyor ki 17 dakika sonra oradasın. 8'de başlıyor. Saat şu an 7.32. O yüzden çok da fena değil ama yetiştim. 10 dakika var. Karşısına kalktayım. Ama yani ucuna bayağı panikledim ve yanlış yöne gittim. Şaka gibi ya. Her bir hata yapabilir miyim? Çok iyi bir oyundu. Çok iyi bir oyundu. Kitabını almak istedim ama artık kitap alamam yani hani öyle bir şansım yok. O yüzden hani anca e-kitap halinde ya da işte iBooks'tan falan almam lazım. Çok 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 iyi de çok iyi oynuyormuş bu kadın ya. Ben o kadar da hani gözüme çarpmamıştı. Great Gatsby izlerken hani böyle şey olmamıştım. Aa bayağı iyi falan olmamıştım. Tamamen size bir şey anlatıyor kadın. Yaşadığı olayları anlatıyor. Tek kişilik oyunlar genelde böyle oluyor zaten. Genelde demeyeyim de bu tek kişilik oyunların bir türü çıkıyor ve size anlatıyor. Size konuşuyor, size sohbet ediyor. Şu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu. Gerçekten o kadar içine girdim ki oyunda olduğumu unuttum yani. Tabii ki unutmadım. Anladınız yani hani evet ne oldu sonra falan modundaydım. O kadar merak ettirdi yani. Çok çok iyiydi. Of. Bayıldım. Hem de Türkçe çevrilebilecek bir oyun. Ben oynasam mesela. Evet, bu sene bir tek kişilik oyunda oynayayım. Amerika'ya hazırlanmayayım falan. Günaydın. Bugün pazar. 12 falan saat. 13 falan. Yani haftaya bugün orada olacağım. Çok heyecanlı. Çıkacağım. Bir şey bastırmam lazım bilet olarak. Bob Burnham'ın konuşma yapacağı şeye gidiyorum. Evet, Bob Burnham'ın konuşmasından şu an çıktım ve kesinlikle yanlış yöne gidiyorum. Ay çok iyiydi ya, harika bir insan. Kim olduğunu bilmiyorsanız Bo, bayağı B-O, B-U-R-N-H-A-M,
diye yazılıyor. Bir komedyen size çok önceden komedi şovunu izlemeyi tavsiye etmiştim. İzlememiş olabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Neredeyim ben? Gerçekten nerede olduğumu bilmiyorum ve yağmur gittikçe hızlanmakta. Hoş değil. Hiç hoş değil. Soru sormak istemiştim kendisine fakat bana vakit kalmadı. Herkes elini kaldırdı. İşte soru sordular falan ve böyle herkes o kadar alakasız ve garip sorular sorular ki, kötü anlamda demiyorum. Hani onun böyle değişik konularda fikirlerini öğrenmek enteresan oldu. Hani işte yönetmenlikle ilgili sordular, oyunculukla ilgili sorular ki iyi. Politikayla ilgili sordular falan. Ama ben şeyi bilmek istiyordum asıl. Bir sonraki projesinin ne olacağını. Hani yine film mi yapacak, komedi şovlarına devam edecek, ne yapacak? Ve emindim yani başkasının soracağına. O yüzden rahattım falan. Kadın son soru dedi, bir anda birisi şey yaptı. Senle olan bir fotoğrafımızı ister misin dedi. O da böyle ne falan oldu. Bastırmış birlikte daha önce çektirdikleri fotoğrafı. Onu getirmiş, onu verdi falan ve son soru buydu, böyle bitti. Biraz üzgünüm ve çok açım ya. Öncesine yemek yiyecek vaktim olursa ne, ama yağmurdan dolayı hızlı gelemedim. Ve aç kaldım o yüzden de. Geç kalmamak için aç kaldım. Ah, Starbucks görüyorum. Yes. Harika. Şu bana çok garip geliyor. Bu insanların bu kadar rahat politika konuşması. Yani garipten kastım şu, bizim ülkede hani bu kadar normal ki bunu hiç yapmamak veya yapamamak. Mesela Donald Trump'la ilgili bayağı konuştu ve ben şunu düşündüm. Orayı birisi terk edebilirdi. Hani Donald Trump'ı destekleyen birisi olabilirdi. Ve orayı terk edebilirdi. Yani hani bu yeni fark ettiğim bir şey değil ama düşündüm yani oradayken. Ama hani başına bir şey gelmeyeceği için konuşabiliyor. Biliyorsunuz Amerika'da ne kadar bunun şey olduğunu. Ama bana garip geliyor tabii. Amerika'ya gelirseniz, başka ülkelerde var mı bilmiyorum, Türkiye'de yok. Bayağı inat etti, yönetlemedi. Pink drink. Pembe içecek yani. Diye sipariş ediyorsun. Müthiş bir şey geliyor. İçinde neden Türkiye'de yok? Çünkü içinde böyle passion fruit falan var. Bizde olmayan meyveler var. Selam. Az şarjım var. Bugün başım çok ağrıyordu. Sonra yemek almak için dışarı çıktım. Öğle yemeği almak için. Bayağı rahatladım. Dışarıda yedim hatta. Çünkü evde yatınca yani daha da şey alıyorsunuz ve mayışıyorsunuz. Böyle dedim ki fam, evde yeme, burada ye. Eve geldim, işte prova yaptık partnerimle. Ben şimdi dedim ki fam, saat daha 5. Dışarı çık. Yani provam bitti. Her şeyim bitti. Şu anda yani yapmam gereken bir şey yok. New York'ta son haftam. Artık bir şeyler yapmalıyım. Aslında müzeye gitmek istiyordum ama saat 5 oldu, kapanmıştır ya da kapanmak üzeredir. Ajan Müzesi var bir tane, aşırı merak ediyorum. Bu arada kartım bitti ve ben buna $40 yüklemiştim. Sıkıntı şu, bir şey geçiş $2. Çok fazla yani. Hani 2 lira falan zaten bizde de galiba. Hani şey, öğrenci kartı olmayınca, ama $2, 2, 4, 6, 8, 10 liraya falan geliyor. 10 liradan biraz daha az yani. 9 lira falan oluyor. Bayağı. Şarjım ne kadar? Bunu daha önce size söyledim galiba. Birine söyledim ama sizdiniz galiba. Hakikaten yetti yani. Hani kafamda kurduğumdan daha uzun sürdü. Yani mesela geçen hafta bitse benim kafamda hani öyle hissettirecek. 7 hafta öyle hissettirecekmiş gibi geldi. Şu anda hani artık bayağı hani New York'ta yaşayan biri gibi hissediyorum. Şimdi Times Square'a gideceğim. Disney Store'a. Çok istiyordum gitmeyi. Ama neden gitmemiştim? Times Square'da çünkü. O kadar da zor değilmiş. Disney Store'un sitesinde çok güzel bir şey beğendim. Ama satın alamıyorum çünkü kartta bir sıkıntı var diyor. Ama aslında yok. Normal alışveriş yapabiliyorum ama siteden nedense alamıyorum. Bir de hani bu saatten sonra siteden sipariş etmeye, hani bir daha çalışsam bile
bu saatten sonra edebilsem vaktinde geleceği ne malum bilemiyorum. Çünkü pazar günü dönüyorum. Hatta cumartesi biniyorum uçağa. O yüzden check-in yapmayı unutmamam lazım. Dışarıyı izlemesine tabii ki izin veriyorum.